Yıldız Hanım için alkışlar. Coğrafya öğretmeni Sayın evet. Yıldız Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben iyi değilim. Neden? Ulaşamadık arzu ettiğimiz. Ama heyecan yaptılar biraz. Ben de heyecanlıyım, yalan biraz yok. Biraz fazla heyecan yaptılar. Evet. Siz bir tek miyop astigmatım var, onu göreceğim. Evet. Daha önce tombala oynamadım, bana niye tombaladan soru sordunuz gibi heyecanlarınız var. Onları atlatırsınız, merak etmeyin. Göremezseniz eğer de tekrar tekrar okurum ben size. Tamam. Önemli olan süreyi iyi kullanmak. İki yarışmacım da Selen Hanım da Aykut Bey de kusura bakmasınlar, süreyi çok savruk kullandılar. Şunu unutmayalım. İlk 4 soru 1800 puan. Son 4 soru 3800 puan. Başlasın mı? Başlasın. 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 Bir iş yapılırken çıkan artık parça veya ağırlık itimi. Nokta nokta vermek. Yük. Gelin bir harf alalım biz. Yıldız Hanım. Eksik değil. Yıldız Hanım. Gelin bir harf alalım. Alayım, harf alayım. Neyse ki. Ama yarım dakika gitti. Ne vermek? Eksilmek. File. File değildi o. File vermek değil de başka bir harf vardı o L yerine. Azalıyoruz. Ağırlığımız kaybediyoruz. Ağırlık kaybediyoruz. Durdursak mı şunu? Fileye kadar gelmişken siz bunu çözersiniz. Soruyu mu okuyorsunuz? Bitti bitti, soru bitti. File dediniz zaten. Bence bir harf değiştirin yeter. File, fike, fite. Devam. Aynen böyle devam. Çok fime. Yakın. Ne uzaklaştınız? O, fite iyiydi. Oralarda gezin. Fite. Fiti. Fete. Bak. Hayır. Değiştire değiştire gidiyordunuz ya. T'yi bir de değiştirin. Bir harf daha istemiştim ama ben. Hanımefendiciğim. Şimdi şey öttükten sonra mı istediniz o harfi? Şu T'yi değiştirin bir tek. Fi. Fi. Fite. Fite vermek. Hayır. File vermek. File vermek. Fime vermek. Fine vermek. I-ı. Fire vermek. R'dir o. File bu pazar torbasının ismi. İşte o da yırtılırsa bir şeyler düşer, eksilir. Doğru. Bak, file de yırtılırsa bir şeyler düşer içinden, eksilir. Bu mantığı düşünemedik. Görüyor musunuz? Gelsin ikinci soru. Orada daha pratik olacağız. İnsan vücudunun en büyük organı, iç organ değil bu Yıldız Hanım. Kafa. Kafadan. Ayak. Karın. Mide. Bir harf alalım mı? Bak sonra en harf istedim diyorsunuz. Organı, hadi şimdi alalım bir tane. Duymuyor, duymuyor. Alalım. Ha, duyuyormuş. Buyurun. Dalak değil. İnsan vücudun en büyük organı, bütün vücudu kaplayan organ. Uzun duy gibi değil bu. Ten. Duyu. Ten, ten. Doku. Doku da değil. Ne o zaman? Bir harf daha alayım. Almayın. Ten. Cilt. Deri. Nedir? Deri. Ne diyor ya? Şimdi işte o korktuğunuz soru. Tombala sorusu. Gelsin bakalım. Tombala oyununda kartın bir veya iki sırasını doldurma. Birinci nokta nokta, ikinci nokta nokta diye adlandırılır onlar. Eskiden de bunları damlara döşerlerdi. Levhalar halinde. O zamanlar kuşlar gelir. Gagalardı bu nokta nokta damları. Neydi? Aslında İtalyanca 5 mi demek? Evet. Aa. O sırada işte 5 tane var ya, ilk 5'i buldum diyor aslında. Alın bir harf daha. Bir harf daha alayım. Buyurun. Çinko. Durdursak mı? Çinko. Çinko 300 puan. Bu çok kolay soru. Son 5 harfli cevabınız ve gerçekten çok kolay Yıldız Hanım. Kaçırmayın bunu. Hadi gelsin. Birini yere düşürmek için yapılan fiziksel ayak oyunu. Tekme. Tekme. Yere düşürmek. Benim amaç. Öğrenciler tekme dağıttığı için oradan. Öğrencileri kötülemeyelim şimdi. Öğrenciler yapıyorlar vallahi. Selamlar. Fiziksel ayak oyunu. Aa, birini yere düşürmek için yapılan fiziksel ayak oyunu. Birini düşürmek için. Takla değil. Takla mı? Yok.
takmak fiiliyle birlikte kullanılır bazen. Çoğunlukla. Çelme. Olur. 500 puan kazandım. Dur bakalım. Batı kökenli bir kelime var elimde. Çokça kullandığımız bir soru tipine sahip. Hem öyle hem böyle. Gelsin de bir okuyalım. Hem üstün nitelikli hem ek ilave. Bu anlamlarda kullanılıyor ve Fransızca kökenli bir sözcük bu. Katkı. Yok, Fransızca olmalı. Katkı pek Fransızca değil. Üstün nitelikli anlamına geliyormuş. Hem de ek, ilave. Mesela gazetenin eki, ilavesi. Harf alayım. Ya da mesela üstün nitelikli un. Nokta nokta un. Kullanılır yani. Nokta nokta un. Evet. İki defa rafine edilmiş. Nokta nokta rafine. Bir harf daha. Bir harf daha alayım. Bir harf daha. Çok az süre kaldı. Dokuz saniye, sekiz saniye. Ek, ilave. Durdurayım ama. İlave olarak bir de bunu verdim. Bu da yani bir maaş. Ekstra. Ekstra. 400 puan değerinde. Çok kötü yahu. Niye böyle kaldık? Vallahi çok kötü. 1200 puandayız. 5 saniyeciğimiz kaldı. Ne yazık ki daha soruların ortasına yeni geliyoruz. Ve karşımıza da cevap olarak bir soru çıkıyor. Kader mi bu Yıldız Hanım? Bir gelsin bakalım. Olsun. Bu o değilmiş. Kuşkudan doğan korku. Bu son 6 harfi cevapmış. Olur mu? Ah, neredeydiniz, neredeydiniz? Ya ben zamanı hiç... İşte bunu arıyorduk biz. Gelsin o soru dediğim cevabı da soru dediğim soru bu. Soru biçiminde kullanılan süre bitti. Gereksiz, gerek yok anlamında eski bir tabirdir. İki kelimeden oluşur. Eski bir tabirdir. Anlamı aslına bakarsanız gereksiz, gerek yok. Ama sanki soru soruyormuş gibi. Ne gerek var diyormuş gibi oluşturulmuş bir tabir. İki kelime, hatta kelimelerden birini de söyledim Yıldız Hanım. Madem ki böyle bir terslik yaşadık, acıyı paylaşalım. Ne gerek var? Ne gerek? Eskiler ne dermiş? Ne lazım? Ne lazım? İşte senin gibi dostu olduktan sonra düşmana ne hacet? Ne hacet? Evet. 7 tane sorum kaldı size sormadığım. Onları birazdan gelip sorarım. Cevaplar mısınız? Cevaplarım. Dur bakalım Nihla Hanım neler yapacak? Ondan önce size bir alkış.